Herkese merhaba. Yeni bir programda yine karşınızdayız. Üniversitemiz öğretim üyelerinden doçent doktor Emre Karadenizli bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Afet bitmedi ve çok uzun soluklu bir çalışmayı da geride bırakarak aslında devam ediyor. Dolayısıyla her iş koluna, her meslek grubuna düşen farklı işler oluyor. Sanırım bu aylarda ve birkaç ay içerisinde de ortopedi ve travmoloji, değil mi? Doğru mu ifade ettim hocam? Sizin alanınızla ilgili çok fazla şey çıkacak karşımıza. Bugün sizinle uzuv kaybı sonrasında ortez ve protez konularıyla ilgili neler yapılıyor, neler yapılacak? Ama tüm bunlardan önce siz deprem bölgesine gönüllü olarak gidip alanda bulunan kişilerden birisisiniz. Biraz bize deneyimlerinizden bahseder misiniz? Neler hissediyorsunuz, neler yaşadınız? Buyurun hocam. Tekrar teşekkürler Sayın Hanım. Deprem haberini aldıktan sonra ilgili bölgeye gitmek için bir organizasyon adaptasyonu, organizasyona embed olmak gerekir diye düşünürken o devletin bu organizasyon yeteneği gerçekten yoktu. Dolayısıyla gönüllü üzerinden bu işin üstüne gitmek daha mantıklı olacaktı. O çerçevede aracımız birkaç arkadaşla beraber deprem bölgesine gittik. Orada hava koşulları gerçekten ilk engeldi. Kar tipi ve araçta sorunlar yaşadık. Sonrasında deprem bölgesine gittiğimizde ilk fark ettiğimiz orada arama kurtarma faaliyetlerinin zafiyetiydi. Orada ciddi bir zafiyet vardı. Ve orada doktor olarak afetten kazazede çıkartılmalı ki siz sağlık hizmetini verebilirsiniz. Öyle bir ayağı yoktu. Dolayısıyla orada hazır bekleyen bir sürü sağlık ekibi ekipman desteksiz bir şekilde gerçekten zor şeyler yaşadı, şartlar yaşadı. Sonrasında ben daha öncesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğum için, tecrübem olduğu için o tarafa doğru yöneldim. Enkaz altında kalan arkadaşlarımız vardı, onlara ulaşmaya çalıştık. Onların enkazdan cenazelerini çıkardık. Bizim için acı bir tecrübeydi. Orada sağlık hizmetleri anlamında söyleyebileceğim, sağlık gönüllüleri gerçekten üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştı. Ama bu kadar büyük çaplı bir felakette gerçekten organizasyon yeteneğinde zafiyetler olması doğaldır. Ama gerçekten çok ciddi defektler vardı ve bunun içerisinde insanlar gene bir şeyler yapmaya çalıştılar. Mümkün olduğunca hasarı az hale getirmeye çalıştılar. Sonucunda da enkazdan çıkartılan kazazedeler var. Bunların hayatları değişiyor. Hayatta kaldıklarında uzuv kayıpları oluyor. Biraz önce konu olarak söylediğiniz sorunlarla baş etmek zorundayız. Sistem olarak, ülke olarak, vatandaş olarak. Şimdi bunların telafisine gidiyoruz. Kazadan çıktı, hayatta kalmayı başardı. Ama eskisi gibi değil, uzuvları eksik. Onların bu işten zarar görmeleri ne kadar daha azaltılabilir? Onun için ortopedi ve travmatolojiye önemli iş düşüyor. Bunun için protez ortez firmalarına bu konuda hizmet verecek devlet örgütlerinin özverisine ihtiyaç var. Bundan sonra o süreci nasıl atlatacağız? Hani geri bildirimleri almaya başlayacağız. Artık yaklaşık olayın üzerinden 2 ay geçti. İki ayın sonunda artık sonuçlar, hani bu protez orteze ilişkin sonuçları acaba organize edebiliyor mu Türkiye Cumhuriyeti? Onlara bakacağız. Şu an için benim hissettiğim kadarıyla bir defekt algılamadım. Ama biz sonuçta olay mahallinden çok uzaktayız. Tabii ki deprem geçtikten sonra biz görev yerlerimize geri döndük. Artık kazadan hasar görmüş, zarar görmüş insanlara yardımcı oluyoruz. Olay mahallinden uzağım ama hani Kocaeli çerçevesinde söyleyebileceğim. Şu an hani protez ortez sağlanması, amputasyon dediğimiz uzun kayıplarına yol açan cerrahiler sonrasında hastaların yönetiminde bir defekt hissetmiyorum ben. Umarım bu deprem sahasında da aynı şekilde benim algıladığım gibi devam ediyordur. Şimdi hocam önemli şeylerden bahsettiniz. Dün de Kocaeli Üniversitesi'nin yine deprem özel bir webinarında vardı. Psikiyatri anabilim dalından Aslıhan hocamız şöyle bir şey söyledi. Büyük bir afet ama insanın eliyle de desteklenmiş afetlerden bir tanesi. Hastanelerin zarar görmesi çok ciddi bir handikaptı sizin de belirttiğiniz gibi. Ki biz 99 depremini geçirmiş bir kurum ve iliz. Buranın milat olması gerekiyordu. Dün de belirtildiği gibi 2023 artık bizim için milat oldu. Dolayısıyla hani belki
Ben bunu hep söylüyorum, diğer programlarda da değindik. Mesela Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin, ben hep hatırlıyorum, olası bir Marmara depreminde, 8 şiddetindeki bir depremde biz ameliyat yapabiliyor olacağız denilmişti ve buna göre ayarlanmıştı. Bunu da dillendirmek gerekiyor. Tüm hastanelerin, kamu kuruluşlarının da depreme göre yapılanması ve hazırlanması öncelikle olmalı ki sizin gittiğinizde direkt aslında hani arama, kurtarma ve sonrasında hastanelerde hizmet verebiliyor olmanız açısından da çok kıymetli bir şeydi. Bu sizin işinizi uzatan bir şeye de dönüşüyor. Hastanın hayatını değiştiren ve dönüştüren bir şeye de dönüşüyor. Uzun kaybı konusuna geleceğim. Uzun soluklu bir süreç, uzun soluklu bir tedavi planı gerektiriyor. Yani benim okumalarım ve etrafımda gördüklerim kadarıyla. Biraz bu süreci anlatır mısınız hocam bize? Uzun kaybı ameliyat deprem esnasında enkaz altında kaldıktan sonra geri dönüşsüz doku hasarı oluşması bizim için şu kararı gerektiriyor. Kişinin hayatı mı, uzuvun devamı mı? Orada verdiğimiz karar artık kişinin hayatı uzuvun hayatından dolayı tehlikeye girecekse bu uzuvdan vazgeçme yolunu seçiyoruz. Bu cerrahinin kendine has riskleri, komplikasyonları var. Bunları bertaraf ettikten sonra, enkaz altında kaldıktan sonra enfeksiyon problemlerimiz oluyor. Yeterli seviyede amputasyon yapamama problemleri oluyor. Bunlar rayına girdikten sonra kesilen dokuların kabaca kendini tamir etmesi için yaklaşık bir 6 hafta kadar bekliyoruz. Bu dönem içerisinde enfeksiyon yönünden takip, geri kalan organizmanın, geri kalan insanoğlunun geri kalan kısmı nasıl fonksiyonel olarak iyi çalışıyor mu, bunları takip ediyoruz. Yara dokusu iyileştikten, kaslar bir ucuca gelip birbirine tutunduktan sonra burada amputasyon güdüğü diyoruz. Geri kalan ucu yani. Ucun son halini alması için de yaklaşık ilave olarak bir 6 hafta daha bekliyoruz. Yani kabaca amputasyon işlemini gerçekleştirdik. Yara iyileşmesi ve komplikasyonlar takibi için bir 6 haftalık süremiz var. Sonrasında da güdüğün, amputasyon güdüğün son halini alması için bir 6 hafta kadar bekliyoruz. Bu 3. ayın sonunda artık güdük bizim açımızdan kabaca şekillendirilmiş bir protezle protez kullanılacak hale geliyor. Yani üzerine yük verebiliyorsunuz. Kaslar da son halini aldığı için protezi buna uyumlu hale getirip de uzun vadede çözümlemeler yapabiliyorsunuz. Şu anda o dönemine yüzleşmek üzereyiz. Yani protez ortezleri artık yaklaşık bir ay sonra fonksiyonel olarak hastalara uygulama ve sonuçlarını, randımanlarını değerlendirme dönemine geleceğiz. Burada ilk yapılanlar genel olarak geçici oluyorlar. Kas daha da kendini remodele ediyor, daha da şartları uydurmaya çalışıyor. O güdüğün şekli değişiyor. O esnada kişinin yürüme potansiyelini ikame ettirmek, eklem hareket açıklığını korumak amaçlı protez uygulamaları yapıyoruz ve kişinin basıp yürümesini istiyoruz. Eğer bacaklarında amputasyon gerçekleştirilmişse, elleri için ise şu an teknolojik olarak fonksiyonel şeyler çok sofistike düzeyde gelişmiş ülkelerde var ama bizim ülkemizde sosyal güvenlik anlamında ödemesi yapılan çok sofistike şeyler yok. Protezler yok. Burada amaç görsel bir telafi artı minimal de olsa bir fonksiyon elde edebilmek. Üst ekstremite için yani kol ve el ve kol için söyleyebileceğim bunlar. Bunların yönetilmesi de dediğim gibi 3. aydan sonra hani randımanımızı bileceğiz. Ne kadar güzel yapabildik, ne kadar yönetebiliyoruz. Onları görmeye başlayacağız bir ay içerisinde. Şimdi hocam, ortez ve protez birbirinden farklı şeyler galiba, değil mi? Bizi bunları bir açıklayabilir misiniz? Ortez uzuv kaybı yok ama fonksiyonel olarak sorunları var. Onu desteklemek amaçlı kullanılan bir yapı. Atıyorum ayak bileği sürekli burkuluyordur. Ne yaparsınız? Ayak bileğini sağdan soldan destekleyen bir yapı koyarsınız. Buna ortez denebilir. Protez ise olmayan bir uzun. Atıyorum diz altından kestiğiniz bacağı olmayan bir hastanın o uzunu taklit etme çabası. Hocam peki uzun kaybı sonrasında, yani bu hem enkazdan çıkartılırken veya sonrasında da olabiliyor değil mi? Yani hani bir komplikasyonlara bağlı olarak bir uzun kesilmesi deprem sonrasında da denk düşebiliyor galiba. Bir bunu bize açıklar mısınız? Bir de uzun kaybından hemen sonra protez kısmına geçemiyorsunuz. Az önce bahsettiniz zaten enfeksiyon riskinin ortadan kalkması ve bütün koşulların hazır hale gelmesi. Burayı bize biraz açıklayabilir misiniz hocam? Soruyu yanlış anlamadıysam enkazın altındayken bazen bacağı kesmek zorunda kalıyoruz. Evet, birinci bu. Galiba ikinci durumlarda da hastanede gerekli hallerde
uzuv kaybına uğrayabiliyor kişi, değil mi, depremzede? Evet, genel olarak hani ben böyle enkaz altında kurtulması için bacağım kesilmek zorunda kalan insana rastlamadım. Ama tabii ki hani senaryo olarak olabilir mi? Olabilir. Genel olarak şu anki teknik imkanlarla bacağı enkaz altında kalan bir insanı bir saatlik bir çalışmayla şeyden çıkartabiliyorsunuz. Sıkışan bacağını alabiliyorsunuz. Burada arama kurtarma faaliyeti olarak öncelikli amaç o enkaz altından insanı mümkün olduğunca bir bütün olarak çıkarmak. Yani bu bacağın kesilmesi değerlendirmesini profesyonel bir ortamda bir ortopedistin hani teknik olarak her imkanı varken değerlendirmesi daha sağlıklı olur. Bu çerçevede dediğiniz senaryo teorik olarak mümkün ama ben hiç rastlamadım. Hani olay esnasında bir bacağı kesiyor olmak oradan geri kalan kısmın kontrolsüz kanaması anlamına gelir. Hani ufak felaketler için olabilir ama böyle deprem sonrası kazazede kurtarımında ben pek rastlamadım. Burada enkaz altında kalan kişinin değerlendirmesinde uzuvdan önce kişiye ulaşıldıktan sonra teknik olarak yaptığımız ilk şey o hastanın damar yolunu açıp oradan bolus tarzına yani yüksek miktarda sıvı verme amacımız var. Yani kişinin kolu bacağı enkaz altında kaldığında sorun sadece koluna veyahut da bacağına ilişkin olmuyor. Orada karşılaşılan sorun kişi enkazdan çıkartıldığında buraya kanın tekrar ulaşması, ilgili uzva ulaşması sonrasında yıkılan ürünler sistemik dolaşıma geçiyorlar ve bunlar sorun yaratmaya başlıyor. Bunlar için birinci riskli bölgemiz ne? Böbrek. İnsan vücudunda en büyük molekül kas dokusunda bulunuyor. Enkaz altında kaldığınızda o kas dokusu geri dönüşsüz olarak hasarlanıyor, hücre zarı parçalanıyor ve buraya tekrar kanlanma sağlandığında yani enkazdan çıkardığınızda o kan böbrekten kanla gelen kas yıkım ürünleri böbrekten atılmak zorunda. O böbrekte süzme esnasında da bulabileceğiniz en büyük molekül. Bir anda yüklü bir şekilde böbreğe geliyor ve bunu şeye benzetebilirsiniz. Eliniz çamurlu, lavaboya az suyla elinizi çamurluyken yıkarsınız, lavaboyu tıkarsınız. Sonrasında istediğiniz kadar su verin, o lavabo tıkanmıştır artık. Yukarıda su birikecektir. Yani o böbrek artık fonksiyon görmeyecektir. Süzme görevini yapmayacaktır. Orada arama kurtarma faaliyetlerinde görevli sağlık ekipleri olarak birinci amaç, enkaz altında birisini rastladığınızda yaşıyorsa bir damar yolundan bolus tarzında su vermek, sıvı vermek. Burada gene söylüyorum oraya enkaz altında kalan uzuva kan geldiğinde oradan yıkım ürünleri dolaşıma geçecek, böbreği tıkayacak, elimiz çamurlu. O arada mümkün olan en bol suyla yıkamamız gerekiyor elimizdeki çamurları ki tıkanma olmasın. Burada birinci riskimiz böbreklere ilişkin bir böbrek yetmezliğine gitmesin kazazede. Amacımız bu oluyor. İkinci olarak da gene kaza affedersiniz. Enkaz altında kalan uzvu tekrar çıkartıp kanlanmaya izin verdiğinizde hücre içerisinde potasyum iyonumuz var. Bu potasyum iyonu çok sıkı kontrol altında olan bir iyon ve belirli bir miktarı aştığında kalbe toksik etki yapıyor. Yani kalbin durmasına sebep oluyor. Bunun için de potasyum iyonundan kontrollü mayiler vermek zorundayız. Gerekirse de diyalizlerle veyahut da potasyum düşürücü diyetlerle bu potasyumu kontrol altında tutup kişinin ani kalp durmasına engel olmak gerekiyor. Yani enkaz altında kalan uzuv tek başına bir sorun değil. Onun enkaz altından çıkartıldığında karşılamanız gereken, göğüslemeniz gereken ilk sorun böbrek yetmezliğine girmemesi bu hastanın. Hı-hı. Bu hastanın ani kalp durmasıyla karşılaşmaması. Bunları elde ettikten sonra artık sorun daha ziyade ortopedi uzva yöneliyor. Yani kişinin hayatını kurtardıktan sonra artık uzva ilişkin değerlendirmelere gidiyoruz. Bu uzuv içinde yaşadığımız ilk sorun, elimizi bir yere vurursak, doku hasar gördüğünde ilk reaksiyonumuz şişme yönünde oluyor. Kaslarda da aynı şey var. Kaslar şişme reaksiyonu gösteriyorlar. Buranın bir an önce yıkılması lazım. Ölen dokuların ortamdan temizlenmesi gerekiyor. Bu şişme esnasında kaslarımızı çevreleyen gerilmeye yeteneği olmayan zarımız var. Fasiye diyoruz. Bu fasiyalar gerilme içerideki sıvı miktarı arttığında gerilmeye karşı dirençsiz olduklarından içerideki basıncı artırıyorlar ve bu sefer şişmeye bağlı olarak aslında olmaması gereken bir beslenme problemi yaşıyoruz. Enkaz altında kaldınız, kasınız hasarlandı, kasınız yapması gerekeni yaptı, şişti. Dokuların yıkılması lazım. Şiştikten sonra bu sefer hiç beklemediği bir sorunla karşılaşıyor vücut. Esnemeyen, gerilemeyen bir zarımız var. O zarın içerisinde bu sefer kendi yapması gerekeni yaptığı için beslenme problemi yaşıyor. Ve bu sefer tekrar bir yıkım
Sanki ikinci kez enkaz altında kalmış gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer gene bir dolaşım problemi oluyor. Bunu engellemek için ortopedi ve travmatoloji doktorlarının üstlendiği bir rol var. Kişiyi kurtardınız, enkaz altından potasyumla mücadele ettiniz, böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiniz. Kasların şişme problemi olacak önünüzde. Bu şişme problemi olduğu anda hiç tereddüt etmeden bu esneme yeteneği olmayan zarı kesmeniz gerekiyor. Yani vücudun anatomisi gereği bir handikapı var, o handikapı ortadan kaldırmanız lazım. Cerrahi müdahale olarak ismi fasiyotomi. Bunları yapmaktaki amaç o kas dokusunda geri dönüşsüz hasarın, yani tekrar ikinci kez bir enkaz altında kalmış gibi dolaşım problemi yaşanmasının önüne geçmek. El için, ayak için tanımlanmış kompartmanlar var. Bu fasiyaların olduğu yerler var. Onları gevşetip vücudun şişmesine yer açmak. Kas dokuların şişmesi için fırsat tanımak ve bu arada dolaşımın bozulmamasını sağlamak. İkinci amacımız bu oluyor ekstremiteye ilişkin. Bunlarda da yaraya sonuçta vücutta bir yara açıyorsunuz. Cilt bariyerini kesiyorsunuz. Şimdi bu bağlamda sizin söyledikleriniz içerisinde ben de bir sonraki soruda bunu soracaktım zaten. En sık hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz diye zaten ifade ettiniz. Böbrek yetmezliği ve kalbin durmasını engellemek için ilk müdahaleler. Ama mesela sonrasında omurilik felci riski de karşınıza gelebiliyor değil mi? Hani bu tip durumlar içinde beyin ve omurilik cerrahıyla paralel mi gidiyorsunuz? Hangi gruplarla, hangi dallarla bir arada hareket ediyorsunuz? Şimdi benim özelimde cevap vermem gerekirse ben ortopedin omurga cerrahisi bölümündeyim. Şu ana kadar bizim Kocaeli Üniversitesi'ne omurga kırığı veyahut da spinal yaralanma nedeniyle gelen bir depremzede olmadı. Olay mahallinde bu enkaz altında kalma nedeniyle vertebra cerrahisi gereken müdahaleleri Adana ve Mersin hastaneleri yaptılar. Yani o hastalar genelde buraya kadar gelmediler. Orada ilk birinci halkı olaraktan göğüslediler. Burada iş bölümü anlamında soruyorsanız hani tabii ki omurga cerrahisi olarak beyin cerrahisi ve ortopedin omurga cerrahisi beraber çalışıyorlar. Tabii ki dediğiniz sorunlar oluyor mu? Oluyor. Bunların yönetimi bizim için normal vertebra omurga kırığı yönetiminden bir farklılık göstermiyor. Hani normal bir trafik kazasında karşılaştığımız felç veyahut da omurga kırığına benzer şeyler, uygulamalar yapıyoruz. Dediğim gibi depremzedelere uygulanan bir farklılık göstermiyor. Ama enkaz altında kalan uzuvlara ilişkin olarak çok belirgin bir iş yükümüz artıyor. Yani belirli bir yerde hizmet niteliği çok yoğunlaşıyor. Fasiyotomiler bu anlamda, yani zarda yapılacak kesiler bu anlamda önemli. Vertebra cerrahisi için özellikle depremzedelere ilave bir şey söylemek, yani bence şart değil, standart olması gereken tedavi protokolleri oluyor. Ama bu yoğunlaşan fasiyotomi ihtiyacı, yani kası kesme ihtiyacı için karşılaştığımız sorunlar enfeksiyonlar oluyor. Bu enfeksiyonları yönetmekte zorlanıyoruz. Orada sonuçta cilt bariyerini kesiyorsunuz, cilt altı yağ dokusunu kesiyorsunuz, o fasiye dediğimiz zarı kesiyorsunuz ve kaslar ortaya çıkıyorlar. Burada enfekte olmaması için bir pansuman yükünüz artıyor. Otomatikman yapmanız gereken günlük bir yara bakımları olmaya başlıyor. Burada enfeksiyon yönetimini de iyi yapmanız gerekiyor. Yara bakımı, burada beslenme problemleri, lokal ciltte defekler olabiliyor. Burada plastik cerrahiden yardım almak gerekiyor. Cildin kapanma problemi oluşabiliyor yaptığınız fasiyotomi sonrasında. Bunları bekliyorsunuz. Tablo kabaca, hani insanoğlu hayatta kaldı, uzvu da hayatta kaldı. Ondan sonra bu cildi kapatma yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz. Enfeksiyonsa tedavisini yapıyoruz. Cilt problemleri ise tedavisini yapıyoruz. Bu uzvu hayatta tutmayı başardıysak ne âlâ. Bazen ama süreçlerde işi artık yönetemiyorsunuz. O uzuv, ne kadar çaba sarf ederseniz edin, fonksiyonel bir uzuv veyahut da kişinin işine yarayacak bir uzuv niteliğinde olmuyor. Burada da amputasyon kararları veriyoruz. Orada da seviye ayarlaması teknik olarak zaten hepimizin asistan düzeyinde verdiğimiz bir eğitim programında zaten bunu rahatlıkla karar verebiliyoruz. Beslenen doku mümkün olduğunca en fazla kalması, ama sonraki hayatında enerji tüketimini de düşünerekten protezlerin fonksiyonelliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yani burada hastalar için diz altından ne kadar fazla kalırsa o kadar iyidir söylemi şu anki protez teknolojileri için biraz yanlış cümle oluyor. Çünkü o parçayı ne kadar fazla bırakırsanız bu sefer yapacağınız protezlerde kişinin tüketici enerji miktarı artıyor. Bunu bir optimize etmişiz. Yani diz altından ne kadar kalırsa kullanılacak protez en az enerji
sarfiyatıyla kişinin hayatını sürdürebilir. Optimize edilmiş amputasyon seviyeleri var. Burada amputasyon seviyeleri planlandıktan sonra uzuvu hastanın onayını aldıktan sonra kesmek zorundaysak kesiyoruz ve bundan sonra yeni yaşantısını adapte etmeye çalışıyoruz hastayı. Hocam protez konusunda maliyet kısmına geleceğim. Hani siz bunu zaten belirttiniz. Maliyetler çok böyle hani karşılanabilecek gibi değil ve bu anlamda aslında bu konuda konuşan pek çok kişi de sivil toplum kuruluşlarına ve bu alanda çalışan şirketlere uyarılarda bulunuyorlar. Çünkü bizim bilmediğimiz şekilde protezler kişiye özel yapılıyor değil mi? Yani hani böyle bir standart protez, herkese uyan aynı şekilde protez yok. Kişiye özel olarak kalıba alınıp onun yaşamını en kolay hale getirebilir şekle getirilmesi gerekiyor. Biraz sizden duyalım mı hocam, bu nasıl ilerleyen bir süreç? Deprem öncesi ortopedi pratiğindeki protez ihtiyacını genel olarak hasta profili üzerine koyarsak genelde yaşlı hastalar, şeker hastalığına bağlı, kardiyovasküler sistem problemlerine bağlı, beslenemeyen bir uzuv, kalması kişinin hayatına zarar veriyor. Belirli bir yaşın üstündeki bir hasta profili ve bunlara standart yürümesini sağlayacak, evde yatağa bağımlı kalmasına engel olacak bir protezi verdiğinizde işleri görüyorsunuz. Yani sağlık sisteminde sokakta nitelikli bir yaşlı popülasyonunuz olabiliyor. Ama deprem sonrasında profiliniz, hasta profiliniz bir anda çok daha genç yaşlara düştü. Yani şu anda 8 yaşında, 9 yaşında bundan sonra protez ihtiyacı olan insanlar ve bunların üretkenliğinin sağlanması gerekiyor. Burada da otomatikman SGK'nın ödediği daha nitelikli, daha fonksiyonel protezler var. Bunların da fiyatı takdir edersiniz ki çok daha fazla. Yani bir anda gerçekten çok nitelikli protezlere ihtiyacımız olacak. Bunların maliyeti var. Bunların karşılanmasını da Türkiye Cumhuriyeti sağlamak zorunda. Aslında da değindik. Dolayısıyla hem iş yükü hem maliyet anlamında farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Benim okuduğum, yani bu konuyla ilgili okuduğum ve dinlediğim kişilerden öğrendiğim, çocukların bir trafiğiyle çok daha kötü, çok erken yaşlarda sizin de belirttiğiniz gibi ampute olan, uzuvlarını kaybeden çocuklarımız var. Ama diğer yanıyla da proteze en kolay uyum sağlayan grup çocuklar deniliyor. Doğru mu hocam? Biraz burayı duyalım sizden istiyorum. Evet, evet. Yani psikolojik olarak bunları rahatlıkla adapte oluyorlar. Bu çocukluk dönemi için adaptasyona gerçekten bir avantajımız var. Ama sonrasında bu çocuklar büyüyorlar. Bir blue çağ dönemi var. Burada bedensel yetersizlikleri olduğundan çok daha kötü gözüküyor. Onu psikolojik anlamda göstermek zorundayız. Yani bu çocukların ileride ihtiyaçları olacak. Ergenlik döneminde bu dirençli dediğimiz yapı bir anda çok daha kırılgan yapıya dönüşecek. Bunlar blue çağını karşılayacaklar. Bu blue çağı geçtikten sonra da bu insanlar ekmek peşinde koşacaklar. Yani para kazanmaları lazım. Burada da hayatlarını adapte edebildikleri olabilecek en üst seviyede fiziksel aktivite niteliği kazanmalılar ve üretken olmalılar ki ekmeklerini kazanabilsinler. Burada protezin yönlendirmesi evet teknik olarak mümkünken önümüzde blue çağını göstermek zorunda olan gerçekten hassas dönemi var depremzedelerin. Onları göstermek zorundayız. Çocuklar anlamında söylüyorum. Hı hı. Sonrasında hocam, da çocuklar özelinde yine pardon araya giriyorum. Gelişme dönemlerine paralel olarak protezin de değişmesi gerekiyor değil mi? Şüphesiz tabii ki uzuvları sonuçta büyüyor. Bu çocuklar şu anda atıyorum 1 metre boyundalar. Bunlar 1.80 boyuna ulaşacaklar. Burada hı hı. Uzuvları, o güdükleri de tabii ki değişiyor. Bunu hani teknik olarak şu anda yapabiliriz. Medikal firmalarımız bu konuda hani benim protezim vurmaya başladı dediğinde ufak çözümlerle sorunu halledebiliyor veyahut da gerekirse protezim o güdük dediğimiz kısmını saran uç kısmında yenilemelere gidebiliyorlar. Bu bizim açımızdan hani bertaraf edilmesi kolay bir sorun diyebilirim. Hocam peki şeyi de merak ediyorum, yani sonuçta basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, yaşamda kalmak birincil derecede kıymetli bir şey, ama hani sizin de belirttiğiniz gibi uzuvu kalabiliyorsa ve işlevsel olarak kullanabiliyorsa amaçlanan bu, olamıyorsa amputeye gidiliyor. Ama bu da basit bir süreç değil, yani bu da sanki ruhsal desteği gerektiren bir süreç gibi, psikiyatriyle ve diğer anabilim dallarıyla, yani mesela çocuk ve ergen ruh sağlığı bölümüyle diğer bölümlerle nasıl çalışıyorsunuz ve genelde karşılaştığınız vakalarda ne tip sorunlar yaşıyorsunuz?
Şu ana kadar bizdeki üniversitedeki psikiyatri bölümünün aldığı pozisyon, bizim herhangi bir danışmamıza ihtiyaç olmadan otomatikman sahaya giriyorlar. Yani hastaları gerekli danışmanlık hizmeti veriyorlar. Çalışma programlarını oluşturdular ve bizim herhangi bir danışmanlık talebimiz olmadan sahaya girip gerekli müdahalede bulunuyorlar. Bunun zaten sürdürülebilirliğini onlar değerlendiriyorlardır. Bundan sonrasına bakacağız. Hocam peki şunu merak ediyorum. Elinizde rakamsal veri var mı? Yani sizin alanınızla ilgili dernekler veya çalışan diğer gruplarla bir bağlantınız ve bu depremde zarar gören, uzuv kaybı yaşayan insanlara dair istatistiksel bir veri var mı elinizde? Şu an için oluşturmadık ama zaman içerisinde bunlar çıkacaktır. Dediğim gibi biz şu anda ilk şoku dönemindeyiz. Hani geliyor şu anda yaralarını gözlemleme, güdüğün son halini alma dönemindeyiz. Bunlar raporlandığında, yani resmi olarak SGK'ya protest talebine gittiğinde rakamlar çıkacaktır ortaya. Dolayısıyla verileri de ortaya koymaya başlayacağız o zaman. Peki hocam, kişinin uzuv kaybından protezi aktif olarak kullanmaya geçişine kadar olan süreç ne kadar sürelik bir tedavi planını gerektiriyor? Muhtemelen vakadan vakaya değişiklik gösteriyordur. Enfeksiyon durumuna göre de değişiklikler gösteriyordur ama ortalama olarak ne kadar bir süre geçiyor? Her şey istediğimiz gibi giderse, yani amputasyonu yaptınız, yarada herhangi bir enfeksiyon problemi yok, yara kapanma problemi yok. 6 hafta bu güdüğü takip ettikten sonra 3. ayda, yani amputasyonu gerçekleştirdikten 3. aydan sonra kişiye bir geçici protez reçetesi veriyoruz. Yani buyurun siz artık rehabilitasyon dönemine geçin. Bu protezi alın ve uygulamaya başlayın. Hayatınıza dönmeye çalışın. Bu dönem içerisinde biz rolü fizik tedavi bölümüne artık veriyoruz. Biz gerekli müdahaleyi yaptık. Protez kullanacak seviyeye getirdik. Ondan sonrası için bir rehabilitasyon dönemi. Eklem hareket açıklığının korunması, kişinin basmayı öğrenmesi, yürümeyi öğrenmesi. Bunlar için fizik tedavi bölümüne yönlendiriyoruz. Daha ziyade oradan hizmet alımı oluyor. Hocam son olarak bu mesleği nasıl seçtiniz? Mesleğinizi yaparken özellikle ampute olanlar ve protez kullanmak zorunda kalan kişiler için söylüyorum. Sizi en fazla mutlu eden ve en fazla üzen sahnelerle ilgili birer örnek verir misiniz? Meslek benim çocukluğumdan beri hayran olduğum bir meslek dalıydı, doktorluk. Benim çocukluğumda gerçekten de hani toplumda üst düzeydi doktorlar. Ve biz de böyle olacağız dedik. Hani ben de böyle olmak istiyorum dedim. Çalıştım, çabaladım. Hani süzgeçlerden geçtim ve oldum. Bu benim için çocukluğumun idealiydi. Aynı şekilde toplum düzeninin bir sonraki jenerasyona aktarılmadığını düşünüyorum. Bunu bir serzeniş olarak söylemek isterim. Şu anda toplumun nitelikli çocukları bize gıpta etmiyorlar. Ama doktor belirli bir entelektüel seviyenin üstünde olmak zorunda. Bir doktor zeki ve çalışkan olmak zorunda. Bu toplumun zeki ve çalışkan insanları artık doktor olmak için gıpta etmiyorlar. Bu toplum düzenimiz için bence bir patlamaya hazır mayın gibi. Nitelikli hizmet istiyorsak, bu toplum sağlık istiyorsa doktorları nitelikli olmak zorunda. Ve doktorlarına nitelik vermeli ki sonraki jenerasyonlar gıpta edip ben de olacağım desinler. Bu çerçevede bir serzenişim olsun Türk toplumuna. Öbür taraftan da hayata dair söyleyebileceğim, arkadaşımın enkaz altından cenazesini çıkarmak beni etkiledi. Burada bir gelişmiş ülke modeli düşündüm. Aynı deprem Japonya'da olsaydı hani 100 kişi ölürdü, 200 kişi ölürdü. Yaraları sarıyoruz derdik. Devlet başkanımız yaralar sarılacak derdi. Sonra biz 1-2 gün haberlere çıkardı. Sonra biz onların hani hayata kazanıldığının farkına bile varmazdık. Bir ekstra çaba olmadan sistem rahatlıkla öğütebilirdi. Ama şu anda maddi ve manevi gerçekten çok özveri gerektiren bir durumdayız. Bu hale düşmememiz gerekiyordu. O binaların sağlam olması gerekiyordu. O binaların içerisinden enkazın altından değil, yıkılmamış binalardan hani sadece psikolojik yönden zedelenmiş insanlarla insanların yardıma ihtiyacı olması gerekiyordu. Burada bir deprem ülkesi olarak Türkiye'nin olaylardan çıkardığı sonuç yanlış. Burada hani meslek hayatım için öğrendiğim şey, ben bu tür afet durumlarında ilk en ön safta görevlendirilen insanım ve bunun acılarını birebir görüyorum, yaşıyorum. Buradan çıkardığım hani hayata dair şey, ben bu görevi yapıyorum ama diğer devletin kurumlarında bu görevi iyi yerine getirmesi lazım ki biz bir yere varabilelim, mutlu bir toplum olalım.
Yani hayata dair böyle aklımda kalan an diyeceğim, dediğim gibi arkadaşımı enkaz altından çıkarmak çok acıydı benim için. Mutlu olduğum anlar da hani bir özel vaka olarak söylemeyeyim ama genel olarak hastaların yürüyerek eve gelip polikliniğe gelip de hocam tamam bizim işimiz tamam biz yürüyoruz artık dediklerinde gerçekten emeğinizin karşılığını aldığınızı görüyorsunuz. Bunun yani toplumda size biçilen rolü iyi yaptığınız anlamına geliyor. Bu da gurur verici oluyor. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Can. Başka bir programda başka bir konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.